Şimdi bize çok sık karşılaştığımız sorulardan bir tanesi. Mesela benim de bir vatandaş olarak kafamda bir soru işareti var. Tabii bildiğim için yok ama tüketici nezdine baktığında var. En büyük korkumuz bizim İstanbul depremi üzerine korku. Yani İstanbul'da büyük bir deprem olacak. Bunun üzerinde senaryolar var, raporlar var, şunlar var. Ve bu raporların baktığımızda da işte şu kadar konutun yıkılacağı falan, can kaybı da bir kenara bırakıyorum. Şu kadar konutun yıkılacağı falan söyleniyor. Burada rakam telaffuz etmek istemiyorum. Eminim sizde daha detaylı rapor vardır. Şimdi İstanbul'da konutların %60'ı %70'i de %60'a yakını sigortalı. 64. Evet. Böyle bir yükün altından DAS kalkabilecek mi? Bu bir yani bu herkes de yani sizin evet. 150 lira 170 liralar alarak topladığınız bu havuzda biriken bu paralarla bu İstanbul'daki %60 sigortalı ha bu kadar yıkım olmaz tabii ama hani böyle bir şey beklenmiyor tabii kötü senaryo. Bunun altından kalkabilir mi? Çünkü çoğu kişide de böyle bir tereddüt var. Diyor ki yani yaptırıyoruz ama hani olduğunda muhtemelen ya ödeyecekler ya biraz ödeyecekler yok. Ya da başka bir şey olacak. Yok öyle olmasın. Bunu biraz açar mısınız? Evet. Bu önemli bir konu. Seyircilerimiz çok emin olsun. Öncelikle hepsini özetleyen bir cümleyle DAS kesinlikle bunların altından kalkacak güçte. Hem de iki defa kalkacak güçte. Özellikle onu söyleyeyim. Nasıl yani? Üst üste iki tane depremi de telafi edecek güçte. Şeyi hatırlayın, 99 depremini şeyde oldu, Gölcük'te oldu. Çok yakın tarihte sonra gitti, şeyde oldu. Düzce'de oldu. Ha, siz hesapları, planları tabii. Yani siz bunu projekte ediyorsunuz. Evet, aynen öyle. İstanbul'da iki kere olacak bir depreme karşı koruma sağlamaya çalışıyoruz. Bu nasıl oluyor? Öncelikle biz 20 senedir bir fon biriktiriyoruz kurulduğumuz günden beri. Bu fonlarımızı oldukça büyüttük. Ve sigortacılık mantığında siz de dediğiniz gibi cevabını biliyorum diye ben seyircilerimize de söyleyeyim. Tabii, tabii. Sigorta bir risk paylaşım unsurudur biliyorsunuz. Yani bütün dünyanın bütün ucuna kadar şirketler, firmalar birbirlerinden risk alırlar, verirler. Biz de dolayısıyla bu tür hasarların önce bir ne kadar olacağına ilişkin hesaplamalar yapıyoruz. Bunun için dünyanın önemli modelleme araçları var. Bunları da kullanarak sonra şu anda da bu arada şeyi de söylemiş olayım kendi modelleme aracımızı da geliştiriyoruz. Bunları kullanarak olabilecek olası Büyük İstanbul depreminde ne kadar hasar olacağını belirliyoruz öncelikle. Bu belirlendikten sonra bunun paylaşımı, nasıl paylaşımı? DASK'ın kaynaklarından ne kadarını karşılayacağımız, üzerindeki riski de bu bahsettiğim uluslararası reinsürans şirketlerine ne kadarını devredeceğimiz yani hesaplarını yapılıyor. Kendimi ne kadar sigorta ettireceğim? Aynen siz de öyle. Sigorta yaptırıyorsunuz. Kesinlikle. Yani vatandaş sigortasını gelip bizden alırken kendini sigortaladığı gibi biz de dediğiniz gibi daha üst oluşumlara, yurt dışına, bütün dünyaya aynen böyle. Bu riski transfer ediyoruz. Dolayısıyla bu anlaşmaları da yılda en az iki kere olabilecek şekilde düzenliyoruz. Hem kendi kaynaklarımız hem bunları birleştirdiğinizde örnek vereyim mesela İstanbul'da bu sene için hesaplanan olası bir büyük depremde 37 milyar bir sigortalı hasar kaybı öngörülüyor. Burada yalnız karıştırılmasın biz DASK'a konu poliçelerden bahsediyoruz. Tamam. Yani büyük tesisler, büyük şeyler yani DASK'ın konusu olmayan sigortalı hasarlardan bahsetmiyoruz. Sigortalı hasarlar için de 37 milyar bir civarında bir bu sene kayıp. Için. Evet bu sene için. Aynen öyle. Böyle bir şey öngörülüyor. Buna karşılık bizim daha da korumacı bir yaklaşımla şu an 46 milyara yakın hatta son zamanlarda daha da yukarılara çıktı 50 liraya yaklaştık 50 milyara yakın bir ödeme kapasitemiz gücümüz var ve bunu da yılda iki kere yapacak gücümüz var. Dolayısıyla sigortalarımız çok müşteri olsunlar. DASK'ın kesinlikle ve kesinlikle bunu kaldıracak gücü var. Buradan şunu anlıyorum son iki dakika yani bu konutların her iki konuttan biri Türkiye genelinde sigortalı. Evet. Tamamı sigortalı olsa da bir sorun yaşanmayacağını anlıyorum. Hiç yaşanmayacak. Bunu özellikle şu açıdan hani biz İstanbul neden diye söyleyeyim. İstanbul'da en büyük yoğunlaşmanın olduğu ve deprem riskinin de en büyük olduğu yer. Takdir edersiniz ki Türkiye'nin hepsinde aynı anda bir deprem olma ihtimali zaten yok. Dolayısıyla bölgesel olarak olabilir ve diğer bölgelerde olabilecek hiçbir deprem İstanbul'da olabilecek bir depreme yaklaşamıyor bile finansal kayıp olarak. Dolayısıyla en kötüsünü baz alarak yaptığımız senaryoda %100 sigortalılık oranında da bütün illere çok rahatlıkla karşılayabilecek güçteyiz. Veri merkezinizde depremde zarar görürse ne olacak? Nereden bulacaksınız? Görmez bu görmesin diye iki tane veri merkezimiz var. İstanbul'dan Ankara'ya taşıdık şimdi.
işlemleri bitmek üzere bu ay. Ana veri merkezimiz artık Ankara'da olacak. Deprem riskine daha az maruz bir yerde olacak. Yedek merkez de İstanbul'da olacak. İki tane merkezde verilerimiz saklanıyor. Ve çok da bu işin profesyonelleri tarafından, kuruluşlar tarafından saklanıyor. Yedekleri de alınarak saklanıyor. Kimsenin bundan bir endişesi olmasın. Her tedbiri aldık diyorsunuz. Aldık hatta o verileri işleyecek arkadaşlarımız için de Ankara'da bir tane olağanüstü yönetim ve iş sürekliliği merkezi kuruyoruz. Onun da inşaatı sürüyor. Sanıyorum bir iki ay içinde hayata geçmiş olacak. Belki oradan da bir program yaparız sizle inşallah. Tabii.